İstanbul ve İzmir'deki çiftliklerinde yüzlerce çeşit dış ve iç mekan bitkisini peyzaj mimarlarının, yerel yönetimlerin, müteahhitlerin dikkatine sunan Lider Botanik, 1990'lı yıllara dayanan tecrübesiyle peyzajda kalitenin adı oluyor. Hızla betonlaşan şehirlerde yeşile duyduğumuz hasret, peyzajın önemini hızla artırıyor. 1990'lı yıllara dayanan tecrübe ve yurt dışında pek çok ülkeyle ticari ilişki, Lider Botanik'in adını peyzaj sektörünün önce firmaları arasına yazdırmasını sağlıyor. Sahip olunan bitki çeşitliliği de bu gücün en önemli unsurlarından biri oluyor. Biz 1999 yılında Asta-Jüki grubu olarak bu işe bir girdik. Bitkilerimizin özellikle Türkiye'de nasıl kullanabiliriz, nasıl yapabiliriz, peyzajda neler kullanılıyor? Bu konuda bir etüt yaptık. Bu çalışmalardan sonra bitki getirmeye başladık. Firma sahip olduğu çeşitlilikle yerel yönetimlere ve inşaat sektörüne hitap etmekle birlikte peyzaj firmalarının da en önemli tedarikçisi oluyor. Çeşitliliğin %80'ini dış mekan bitkileri oluşturuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aşçı, Türkiye'nin iklim yapısına en uygun bitkileri bizzat seçiyor. Her bölgede Türkiye'ye uyan bitkilerin neler olabileceğini düşündük. Bunları da parti parti Türkiye'ye getirmeye başladık. 1990 yılından 2015 yılına kadar yurt dışında değişik ülkeler, Almanya, Hollanda, İspanya, İtalya, gibi ülkelerden. Her yıl Kasım ayında İstanbul'da düzenlenen ve peyzaj sektörünün en önemli buluşma noktası olarak kabul gören Flower Show'da yerini alan firma, sahip olduğu çeşitliliği burada görücüye çıkarıyor. Çalıştığımız firmalar dünyanın en büyük firmaları. Fuarlara beraber katılıyoruz. Onların en iyi bitkilerini Türkiye pazarına sunmaya çalışıyoruz. Elimizde de zaten şu anda bayağı bir stoğumuz var. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. İstanbul'da Flower Show'dasınız. Yabancı konuklarınız da var. Nasıl geçiyor fuar? Neden buradalar? Nasıl buldular fuar standını? Onu da öğrenmek isteriz konuklarınızdan. Also, wie meinst du Messe und so weiter so sprechen müssen? Ja, wir sind sehr zufrieden auf der Messe, denn wir sind hier zum 8. Mal hier und uns gefällt Türkei sehr gut, besonders Istanbul. Wir freuen uns, dass die Messe sich so verbessert hat und die Publikum sehr, sehr groß ist und sehr, sehr vielseitig und aus allen anderen türkischen Städten kommen. Siz yurt dışından de firmalarla çalışıyorsunuz, işbirliği yapıyorsunuz. Bu standta da bu birliği görmek mümkün herhalde. Evet. Gördüğünüz gibi dünyanın en büyük firmalarından biri Lapland burada. Türkiye'nin de daha iyi güzelleşmesi için en iyi bitkilerini burada sergilemeye çalışıyor. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan tesiste bitki sayısı hızla artıyor. Zira her gün yurt dışından onlarca tırla bitki getiriliyor. Bizim şu anda burada 400 çeşit bitkimiz var. Değişik bir ağacından küçük bitkisine kadar her türlü bitki getirmeye çalışıyoruz. Mesela bizim 13 metre, 14 metre çınar ağaçları getirdik. Ihlamur ağaçlarımız var. Bunlar zaten Türkiye'de en çok tercih edilen bitkiler. Sadece ithalatla yola devam etmek değil Sedat Aşçı'nın hedefi. Yönetim Kurulu Başkanı üretimi de önemsiyor. Bu doğrultuda havası, suyu, toprağıyla bitki yetiştirmek için Türkiye'nin en elverişli bölgelerinden İzmir Bayındır'da yatırım yapıyor. İzmir'de üretime başladık. Çalı üretimi yapıyoruz. 300 dönüm civarında bir üretim alanımız var. Bunu daha genişletmek istiyoruz. Çünkü al satmayla olmaz. Bunun da biz kendimiz de nasıl yetiştirebiliriz diye bunun etütlerini yapıyoruz. Hatta İzmir'de şu anda İtalyan, Alman, yabancı çalışanlarımız var. Bunlar da bize orada gerekli olan bilgileri,
teknikleri, budama şekillerini, üretim şekillerini bize izah ediyorlar. Biz de o doğrultuda sektörün daha genişletmek için her türlü imkanı sunuyoruz. Türkiye toprakları bu yetiştirme, bitki yetiştirmeye çok uygun. İnşallah kısa zamanda bazı atamalar yapacağız. Yani ileriye dönük gelişmeler olacak. İzmir'de çalı gruplarının üretimini yapan firmanın İstanbul'daki çiftliğinde ağırlığı satış oluşturuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aşçı, uygulamaları da bizzat kendi ekipleriyle yaptıklarının altını çiziyor. Türkiye'deki belediyelerin özellikle ağaç bitkilerini temin etmeye çalışıyoruz. Bu arada büyük inşaat firmaları var. Bunların bitkilerini getirmeye çalışıyoruz. Örneğin Bodrum Mandalin Orient'in çok güzel bir bitki örtüsü olarak güzel bir peyzaj yapıldı. Buranın bitkilerin tamamını yurt dışından getirdik. Bir kısmını İzmir, Ödemiş, Bayındır bölgesinden toparladık. Şu anda çok güzel bir peyzaj ortaya çıkmış oldu. Bu gibi peyzaj uygulamalarını İstanbul'da bütün çevrelerde kullanmak istiyoruz.